Öncelikle hava gerçekten çok sıcak arkadaşlar spontane e, bir video atayım dedim Süper Lig'in başlamasının yaklaşık 2-3 hafta kaldı kartların yeni sezon kartlarının basımları başladı tabi haliyle yeni sezonda neler olacak insanlar merak ediyor bana e, çok fazla soru geldi yaklaşık birkaç haftadır birçoğuna cevap vermek için bu videoyu çekiyorum Hızlı bir şekilde öncelikle yeni sezon kartlarının başlangıçta ne durumda olduğunu göstermek istiyorum. Şu an Contender kartları basıldı. Yaklaşık 2 gündür kartlar basılıyor. Ve şu an için gerçekten hiç oynamayan kartlar bile absürt fiyatlardan gidiyor. Hemen bir örnekle gösterelim. Gördüğünüz gibi bu kart şu an 10-20 dolarlardan gidiyor. Ve eski sezon kartı 170 15 civarından falan gidiyormuş. Hiç oynamayan kartlar bile gördüğünüz gibi 7, 8, 9, 10 dolar civarından gidiyor. Sadece yeni sezon oldukları için şu an gerçekten absürt bir fiyatlandırma var yeni sezonlarda. Yani bu tabi e, her gün geçtikçe bu kartların fiyatı düşecektir. E, tabii ki eski sezona ilk aşamada yaklaşmayacaktır ama her zaman e, geçtiği her zaman geçtikçe e, her süre arttıkça bu fiyatlar düşecektir. Ee, umarım e, oynamayan kartlar azından bu fiyatlarda kalmazlar. Çünkü gerçekten çok saçma fiyatlardır. Koleksiyon için bir kartı almak e, istediğinizde bu kadar saçma fiyatlar vermek e, biraz garip kaçıyor. Ki tabii ki biz de muhtemelen koleksiyon için bazı kartları alacağız. E, herkes kendi taraftarı olduğu takımı veya koleksiyonu yapmak istediği, kazanabileceğini düşündüğü takımların koleksiyonu yapacak ve haliyle kartlar almak zorunda kalacağız hiç oynamasa bile Bu yüzden e, bu fiyatların e, takip ediyorum e, zaman zaman kontrol ediyorum ne durumda diye ilk günde çok daha absürt fiyatlardan gidiyordu yavaş yavaş tabi düşüş var ama dediğim gibi zamanla daha da düşecektir Umarım bu zaman çok daha e, kısa bir evrede olur e, Çünkü hızlı bir şekilde de e, kartları satın alıp Kartolarımızı kurmamız gerekiyor kartlar basıldıktan sonra ee, hazır kartlar basıldıktan sonra demişken bizim de yaklaşık 3 gün 16 saat e, 46 dakika sonra basıma başlayacak. E, pazartesi günü saat 3'te öğlen saatlerine kartların basımı başlayacak. Tabii ki başlangıçta muhtemelen koleksiyonerler bayağı e, akın edecektir. Bize pek bir şey kalmaz o zamanlarda ama e, eğer almak istiyorsanız e, kartları biraz beklemeniz gerekecek gibi duruyor. En azından Contender kartlarının bile bu durumda olduğunu ele alırsak da benzer olacaktır ki Champion'da çok daha beterleri olacaktır diye düşünüyorum. Evet gelelim turnuva sistemi nasıl işleyecek? Bunun hakkında çok fazla soru aldım. Köpük 140 devam edecek mi etmeyecek mi sorusu popüler. Daha sonrasında etmeyecekse Challenger kısmında nasıl katılacağız? Eski sezon kartlarımız çöp olacak mı? Vesaire gibi sorular var. Öncelikle Köpük 140 tarafına geleyim. Kep 140 devam edecek mi kalacak mı net bir cevap yok ama yüksek ihtimalle Kep 140 e, devam etmeyecek gibi gözüküyor. Bunun hakkında gerçekten net bir açıklama hiçbir zaman yapmadılar. E, Tabi her zaman Kep 140'ın e, kalkmasından taraftı e, Sorare tarafı Sorare ekibi ama şöyle bir şey var. Son zamanlarda eskisi kadar Kep 140 Sorare'ye zarar vermiyor. Bundan dolayı keyifli bir aktivite bile targetlamak burada target Sistemde çok fazla serzeniş oluyor örnek veriyorum En üst kademeye bastığınızda bir alt kademeye bas, Bastığınız senaryoda kazanabiliyordunuz ve en üst senaryoya bastığınızda kazanamadığınız durumlar oluyor Bu tarz durumlar tabii keyifli her ne kadar o an için üzücü olsa da keyif veren bir durum Bundan dolayı belki cap240 targetli bir şekilde devam edebilir bilmiyorum Bir de cap260 gibi bir ibare gördüm bir blokta. E, Cap 160 gibi bir e, turnuva gelebilir ama içeriğini bilmiyorum Yani Kep 140 kısmı tamamen muamma şu an için Açıkçası ben kalması taraftarıyım çünkü keyifli muhtemelen çoğu kullanıcı da bunun taraftardır ama e, Tabii ki Sorare e, En başından beri e, başlangıçta tabii Kebkü 140 e, Kullanıcı çekmek açısından e, bayağı Kullandılar ilerleyen süreçte de hep bundan kurtulmaya çalıştılar ve Artık buna çok yakınlar eğer isterlerse bundan kurtulabilirler ama Dediğim gibi eskisi gibi Cap 140 onlar için büyük bir yük değil ondan dolayı belki de Devam etmek isteyeceklerdir deyip devam ediyorum Challenger turnuvasında nasıl katılacağız eski sezon kartlarımız çöp mü sorusuna geleyim Hemen önümüzdeki bir challenger turnuvasına geleyim Şöyle sezon içi ve klasik sezon olarak ikiye ayrılmış bir durumda her nadirlikte 3 adet sezon içi her nadirlikte 3 adet klasik takımı kurabiliyorsunuz burada Sezon içi takımda şu an olduğu gibi sonraki yeni sezonda da sadece yeni sezon kartlardan oluşan Bir kadro kurabiliyorsunuz limit için 4 tane yeni sezon kartı kullanmanız gerekiyor bir adet eski sezon kart kullanabilirsiniz Hemen örneklendirelim Burada herhangi bir kaleci seçeyim, herhangi bir defans kartı seçeyim, bir tane eski sezon kullandım örnek veriyorum Burada diğer bütün kartlarımın yeni sezon olması gerekiyor ki buraya katılabileyim. E, bu şekilde turnuvaya katılabilirim. Bir adet eski sezon kartım var. 4 adet yeni sezon kartım var. Bu turnuvalarda e, bildiğiniz üzere ödül havuzuna gidelim. Derek tablosundan. E, bildiğiniz üzere her e, ne kadar yukarıda olursanız o kadar iyi ödülünüz var. Gördüğünüz gibi şu an için 1. E, divisionda bu şekilde ödüller mevcut ikinci dövüşünde daha da düşüyor ee, Tabii ki bu şu anın, e, ödül havuzu e, bu ödül havuzu bayağı iki katı ya da üç katı civarında bir artışa uğrayacak e, yeni sezon başladığında ve totalde de 15 milyon dolar civarında bir ödül havuzu var bu sene için sorar ayırdı onu da belirtmiş olayım e, tabii e, bu sadece Yeni sezonda alacağınız kartlar için yani açık arttırmadan bu şekilde e, challenger tarafında alacağınız kartları burada kullanabileceksiniz ve 4 adet yeni sezon Bir adet de eski sezon kullanabildiğiniz turma bu burada sadece cash kazanıyorsunuz herhangi bir kart e, kazanmıyorsunuz e, Tabi bunun bir de eski sezonu var şu an elinizdeki kartları ne yapacaksınız diye soruyorsunuz klasik sezon tarafına istediğiniz kadar Eski sezon kartı koyabiliyorsunuz buraya yeni sezonda koyabilirsiniz eski sezonda Herhangi bir ayrım yok. Tabii ki eski sezon kartlarınızı burada kullanmanız daha mantıklı olacak. Çünkü yeni sezonları öbür tarafta kullanabilirken ee, e, eski sezonları öbür tarafta kullanamıyorsun. Sadece bir adet kullanabiliyorsunuz. E, bir an ne diyeceğimi unuttum. Yani buradaki ödüller sadece ee, karttan ibaret. E, tabii yeni sezonda birinci Division ve ikinci Division'da yanlış hatırlamıyorsam. İlk 2'ye ya da üçe bir keş ödülü de var. Onları birkaç gün önce açıklamışlardı. Hatta burada vardı ya benim. Ben ona bakmıştım. Hemen ona bir bakalım. Price pool. Aynen burada. Challenger için hızlı bir şekilde bakayım. Daha çok Challenger ilgilendiriyor. Bu price pool şu an Challenger'ın sadece yeni sezon price pool'u. Limit için bu şekilde ödüller. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yine Rare için bu şekilde ödüller. Süper ee, Super Rare için de bu şekilde ödüller. Merak edenler varsa yine bu price pool'u aşağı açıklama kısmına bırakabilirim. Ee, keza burada da eski sezon e, ödülleri. Şu an e, da elinizde bulunan kartları kullanabileceğiniz turnuvanın ödülleri mevcut. Hemen oradan bir Challenger'ı bulalım. Ee, evet ilk üçe ödül varmış. Sadece birinci division'da varmış. Bu arada ilk üçe ödül e, challenger tarafında. Yine keza rare tarafta da ilk üçe birinci division'da ödül varmış. E, yani durum bundan ibaret. E, anlatacağım başka bir şey var mı? Bir şeyleri anlatayım. E, Nadirliklerde değişiyor tabii durumlar. Yine Rare'da da yeni sezon olarak 4 adet e, yeni sezon, 1 adet eski sezon kullanabiliyorsunuz sezon içi turnuvalarda Rare olarak. E, burada aynı şekilde onu da hızlı bir şekilde göstereyim. Örnek veriyorum. Böyle kadronuzu kurdunuz. bir adet de buraya eski sezon koyup e, kadronuzu gönderebilirsiniz. Ama Super Rare'da bu durum değişiyor. Super Rare'da 3 adet yeni sezon, 2 adet eski sezon olarak katılabiliyorsunuz. Burada hızlı bir şekilde örneklendireyim. Ee, burada örneklendiremeyeceğim. Bu hafta maç çok seçersem daha iyi olabilir. Gerçi yeni sezonum yok ki. Yani yeni sezonlar basılmadığı için daha doğrusu benim elimde MLS'in yeni sezonları olmadığı için burada örnek veremeyeceğim ama e, buradan 3 adet e, yeni sezon, 2 adet de eski sezon olmak üzere e, kadronuzu kurabiliyorsunuz. Süper Lig'de bir nebze avantajlısınız. Unique'de de yine benzer şekilde 3 adet yeni sezon 2 adet de eski sezonla kadrolar, kadrolarınızı kurabilirsiniz. Ee, yeni sezonda işleyiş tamamen bundan ibaret. Ee, bunun dışında aklımda kalan bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Eğer e, herhangi bir sorunuz varsa yine yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiğince açıklarım. Eğer hala sonra rekade olmadıysanız şurada ya da şurada bir video var. Ama onu çok umursamayın bana Discord üzerinden yazın. Çok fazla değişti sistem. Onun için de bir video çekmem gerekecek. Çünkü e, şu an e, gerçekten 50 dolar e, Sorare bedava olarak dağıtıyor. 50 dolarlık bir kupon veriyor ve eee toplamda 100 dolarlık kartı 50 dolara satın alabiliyorsunuz. Eğer hala kayıt olmadıysanız gerçekten şu an için Sorare'ye kayıt olmak bayağı mantıklı. Efendim video beğenir, ve abone olsanız benim mutlu çık olsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Bay bay.